Afrika bozkırlarında hayat, öldürme içgüdüsüyle yapılan keyifli dans ve acemi şansı. Genç bir çita ilk yavrularını korumak için her şeyini riske atıyor. Yeni nesli büyütmek için olağanüstü zorluklarla mücadele ediyor. Çita, ölümcül içgüdü. Ömründe ilk kez tek başına kalan bu genç çita hayatının en zorlu yıllarına başlıyor. Kahvaltı ile başlıyor. Dünyanın en hızlı memelisi, hızını çok daha uzun süre koruyabilen bir ceylanı kovaladığında gizlilik önemlidir. Ama sonra 3 saniyede 95 kilometre hıza çıkabilir. O gizlenmeye çalışırken bu üç erkek ilgi çekmeye çalışıyor. İdrar kokusu diğer yabancı erkekler için bir uyarı. Ve hanımlar için bu bölgeye kimin hükmettiğinin göstergesi. Genç dişi şehvetli çita kardeşlere havasında olmadığını söylüyor. Kokuyu aldıktan sonra vazgeçiyorlar. Bu dişi havasında değil. Şu anda hamile. Yaklaşık 3 ay sonra ilk kez anne olacak. Becerikli avcılar için antilopların göçü fırsat anlamına gelmektedir. Kardeşler 100 kilometre karelik bölgede sanki buranın sahipleriymiş gibi dolaşıyor. Birlikte avlanmak, yalnız ve hamile dişinin sahip olmadığı avantajı onlara sağlıyor. Güç birliği yapıp antilopu yakalayabilirler. Ama bugün doğanın onlara bir armağanı var. Güçsüz bir antilop. Dişi aç. Ama kardeşler öğle yemeklerini buldular.
Hamileliği ilerliyor ve onu yavaşlatıyor. Üstelik yemeğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde. Daha kolay avları yakalamak zorunda. Bir gün daha geceye döndü ve karnı yine aç. Yakında umutsuzluğa kapılacak. Şu anda uyuyacak emniyetli bir yer bulmak daha önemli. Bozkır günün serin saatlerinde daha hareketli. Ama gece yavrulardan biri annesini kaybetti. Ve yırtıcı bir üvey anne ile karşılaştı. Güçlü yırtıcıların çalmaması için zor kazandığı ödülünü gizli bir yerde yiyecek. Yakınındaysa çok daha deneyimli bir anne çita kısa bir molayı hak ediyor. 6 yavrusu yüzünden sürekli av peşinde koşmak zorunda. Dişilerin belli bir bölgesi yoktur. Yiyeceğin peşinden gider ve birbirlerinin yoluna çıkmazlar. Eğer her şey yolunda giderse genç dişi yakında kendi yavrularına bakacak. Birkaç hafta geçti ve Bozkır yeni nesile merhaba diyor. Yeni anne 4 sağlıklı yavru dünyaya getirdi. Sekiz hafta boyunca onları gizleyecek.
Şu anda yalnızca emecek ve annelerinin diliyle temizlenecekler. Sığınaktaki yaşam bundan daha kolay olamazdı. Deneyimsiz anne içinse her şey çok daha zor. Doğum sonrası anne çita yavrularını çok uzun süre savunmasız bırakamaz. Bozkır her açıdan çok tehlikeli. Daha yaşlı olan anne çita yavrularını koruyamadı. Yavrularının yarısını ve güveninin tamamını kaybetti. Akbabalar bile onu korkutuyor. Çünkü yırtıcıları hem leşe hem de hayatta kalan yavrularına doğru çekebilirler. Genç dişi neşeyle yavrularının yanına dönerken, olgun dişinin ailesi gölgede bir huzur buldu. Fakat her iki anneyi de tatsız bir sürpriz bekliyor. Dişi çitalar pek iyi anlaşamaz. Kavga ölümcül olabilir. Küçük bir yara bile bu koşucuları yavaşlatabilir. Avlarından geri bırakabilir. Bu da anne ve yavruları için açlıktan ölmek demek. Her şey bir sonraki adıma bağlı. Geri çekilmek cesaret göstergesi. Dişi aslanlarda ise durum daha farklı. Bölgelerine yaklaşmaya cüret eden yabancı bir dişi aslanı öldürmekten asla çekinmezler. Bu yüzden yalnız bir anne ve yavruları hiçbir yerde fazla uzun kalmaz. Erkekler yalnız dişileri çiftleşme fırsatı olarak görür. Ama anne bir aslan, istekli bir aslan değildir. Bu yüzden onu havaya sokmak isteyen aslanlar
yavrularını öldürmek için ellerinden geleni yapar. Dişi aslansa onları durdurmak için elinden geleni yapar. Akıllarında tek bir şey olan bu erkeklere karşı korkunç bir savunma hazırlar. Etrafı sarıldı. Biri dikkatini dağıtırken diğeri kaçmayı başardı. Yorgun düştü. Her şey bitti. Kim bilir bugüne kadar kaç yavrusunu kaybetti. Kasım ayı. Yağmur her zamankinden fazla yağıyor. Genç anne çita bunu avantaja dönüştürdü. Avına yaklaşmak için şiddetli yağmuru kullandı. Genç anne ıslak yavrularına güvence veriyor. Tecrübesizliğine rağmen onları korudu. Ama bugün zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya gelecek. Bozkır'ın en ünlü katiliyle, üstelik iki tanesiyle. Aslanlar genç anne çitayı fark ettiler. Yavrularını bulmalarına izin veremez. Hepsini kaybedebilir. Süvariler geliyor. Geçmekte olan antiloplar aslanların ilgisini çekti.
İki tanesi sürüden ayrıldı ve antiloplara yöneldi. Pusu kurmaya hazırlanıyorlar. Yaşlı anne çitanın gizlenme yerini ortaya çıkardılar. Hayatta kalan üç yavrusuyla gizlendiği yere. Aslanlar şimdilik yavruları fark etmediler. Onlar fark etmeden aslanları uzaklaştırması gerek. Çok geç. Aslanlar yavruların kokusunu aldı ve antilopları unuttu. Anne çita yavrularına vakit kazandırmak için ölümü göze alıyor. Biri başaramadı. Bir ay içinde çitanın 6 yavrudan oluşan geniş ailesi bir anda 2'ye düştü. Daha emniyetli bir sığınak bulması gerek. Fakat Bozkır'ın hiçbir garantisi yok. Aslanlar gider gitmez genç dişi yavrularını yeni bir sığınağa taşıyor. Çimlerin ezilmediği ve çita yavrularının kokularının duyulmadığı bir yere. Tek başlarına onu takip edene kadar 2 ay boyunca onları birçok kez taşıyacak. Her taşınmada fark edilebilirler. Fakat uzun süre kalmak da çok riskli. Yakınlarda bir leopar da yavrularını gizliyor. Annelerinden arta kalanları yiyebilecek kadar büyüdüler. Anne leopar yemekten sonra dinlenirken, leş kokusuyla heyecanlanan yavrular tırmanma pratiği yapıyor.
Sesleri belaya davetiye çıkardı. İşte geliyor. Göçebe dişi aslan son yavrusunu da kaybetti. Küçük tırmanışçılar gizlenmeye çalışıyor. Faydası yok. Leş kokusu onları ele verdi bile. Dişi aslan henüz ne bulduğundan emin değil. Leopar ve yavruları zaman kazanıyor. Ama yeterli değil. Dişi aslan yavruları öldürmekten çekinmeyecek. Hatta annelerini de. Ama bugün değil. Kamuflajları sayesinde ormanda kayboldular. Ocak ayının sonunda hava nihayet durulurken otlar neredeyse bir metre boyunda. Yenmesi zor olan ve görüşü engelleyen ekinler bazı hayvanları daha kısa bitki örtüsünün olduğu arazilere yönlendiriyor. Ekinlerin yoğunluğu anne çita ve 4 aç yavrusu için de hayatı zorlaştırdı. Bu kadar yoğun bir arazide avını görebilmesi için günler geçmesi gerek.
Sivri otlar gözüne batarken ona rehberlik eden hedefinin çıkardığı sesler. Yorgunluktan bitap düştü ve hiçbir kazancı olmadı. Aç olmasına rağmen yine de yavruları için sütü var. Şimdilik. Burada kalırlarsa açlıktan ölürler. Kısa bir moladan sonra ailesini uçsuz bucaksız ot denizinde bir yolculuğa çıkarıyor. Yavrular maceraya heyecanla başlıyor. Fakat eğlence uzun sürmüyor. Sadece birkaç kilometre sonra macera zorlu bir yolculuğa dönüşüyor. Su içmeye alışık olmayan yorgun yavrular yeni bir şeyle tanışıyor. Bozkır'daki hayatın onlar için ayırdığı şeyin tadına ilk kez bakıyorlar. Her zaman bu kadar tatlı olmayacak. Küçük aile bir ay içinde kuzeye doğru göç etti. Buraya kadar sadece 3 yavru gelebildi. 2 dişi ve 1 erkek. Artık annelerini kolayca takip edebiliyorlar. Fakat anne karınlarını doyurabilmek için her gün avlanmak zorunda. Arazi ona uygun. Şaşırtıcı ama
Her ikinci hamlede avını yakalıyor. Yavruları büyüyor. En iyi avlanma bölgelerini bulmak için bir yıl içinde 500 kilometre kadar yol kat edebilir. İlk doğum günlerini kutlayan 3 yavru bebeklikten çıktılar. Ama hala tecrübesizler. Mara Nehri'nde ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Mecbur kalmadığı sürece anneleri bile hızla akan suyu geçmeye çalışmayacak. Aile Serengeti'nin kuzeyine ulaşmayı başardı. Yakında yavrular tek başlarına avlanmak zorunda kalacak. Anneleri onları hazırlamak için yol gösteriyor. Hala öğrenmeleri gereken birkaç şey var. Özellikle yaban domuzları konusunda. Onları kızdırmamayı öğrenmeleri gerek. Ayrıca rakiplerini asla küçümsememeliydi. Bu iki deneyimli erkek araziyi dolaşıyor. Kanatlılara karşı isteklerini nasıl tatmin edebileceklerini iyi biliyorlar. Ara öğünlerini yedikten sonra bölgelerinde dolaşan tuhaf çita ailesiyle karşılaşmaya hazırlar. Yabancılar büyük ilgilerini çekiyor. İki erkek yabancıları incelerken kız kardeşler sinsice yaklaşıyor. Giriş şarkısını çalmayı annelerine bırakıyorlar. Genç erkeği kovalamak için yeterince beklediler.
Cilveli hareketler tipik erkek davranışıdır. Ama dişi bunlarla ilgilenmiyor. Yavruları biraz daha büyüyene kadar da ilgilenmeyecek. Umdukları şeyi bulamayan iki erkek ailenin gitmesine izin veriyor. Mezuniyet günü yaklaştı. Ama finalleri verebilirlerse. Kızgın sıcağın ve gölgelerin arasına gizlenen genç avcı yavru bir geyiği gözüne kestirdi. Demir gibi pençeleri ve dümen benzeri kuyruğuyla ani manevralar yapıyor. Yavrular da takibe katıldı. Anne takip ediyor ama müdahalede bulunmuyor. Yavrular sınavı geçtiler. Anneleri de öyle. Görevini tamamladı ve onları Bozkır'a teslim etti. Yavrular birkaç ay daha bir arada kalacak. Çok yakında yalnız avcılar ve yalnız anneler olarak yolları ayrılacak. Erkek kardeşleri kendi bölgesini fethetmek için başka bir erkek bulacak. Artık genç anne dinlenebilir ve gücünü yeniden toparlayabilir. Ama uzun süre yalnız kalmayacak. Yakında fedakar ve tecrübeli anne çita için yeni mücadelelerle dolu döngü yeniden başlayacak.